Helter'den Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sosis balonla kılıç nasıl yapılır bunu anlatacağım. Evet, burada kırmızı bir tane yaptım. Şöyle göstereyim. Evet. Bu kılıcı nasıl yapacağız? Hep birlikte öğreneceğiz. Yapıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve videomu likelerseniz çok memnun olurum. Öncelikle bu yapılmış balonumuzu şöyle kenara koyalım. Bir tane balon alıyoruz. Hangi renk alalım? Mavi renkte. Bir balon alalım şöyle. Evet. Şöyle bir şişirme aletimiz var. Evet. Balonumuzu takıyoruz ve şişiriyoruz. Şimdi öncelikle bu balonla alakalı bir örnek, bir özelliğini söylemek istiyorum. Şimdi yapacağımız şekle göre şu uçta boşluk bırakmamız lazım ki katladığımızda balon patlamasın. Yani bu işin püf noktasıdır. Bu nokta çok önemlidir. Kılıç yaparken hani çok boşluğa gerek yok. Diğer şekiller yaparken bu boşluğun ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Çünkü katladıkça bu boşluğa doğru ilerliyor. Şimdi kılıç yaparken çok boşluk bırakmıyoruz. Şöyle az bir şey, şöyle bir parmak kadar boşluk bıraksak şişirdiğimizde yeterli oluyor. Şimdi balonumuzu şişirelim. Tamamen şişirelim. Evet, bağlarken şöyle bağlıyoruz. İki parmakla boşluk bırakıyoruz. Çekiyoruz, bırakıyoruz. Bakın balonumuzu gösteriyorum. Uçta hemen hemen hiç boşluk bırakmadım. Çünkü kılıç yaparken boşluğa gerek yok. Evet, öncelikle şöyle elimizin tutacağı şekilde yani işte 4, 7 parmak, 4, 6 parmak gibi bir yerden 6 parmak gibi bir boşluk bırakıp buradan balonumuzu kıvırıyoruz. Bir kere kıvırdık. Evet. Kıvırdıktan sonra şöyle 4, 8 parmak uzunluğunda bir yer belirliyoruz. Bakın. Bunu ilk kıvırdığımız yere getiriyoruz. Şuraya. Hatta biraz daha artıralım. Şöyle. Sonra aynı kıvırdığımız yerin hizasında, bakın aynı kıvırdığımız yerin hizasında, aynı kıvırdığımız yerin hizasında burayı katlıyoruz. Evet. Aynı 10 parmak uzunluğunda tekrar ikinci bir yer katlıyoruz. Bakın. İkinci bir katlama daha yapıyoruz. Ve yine kıvırdığımız yerden aynı şekilde bir daha katlıyoruz. Sonra şu tutma yerini aşağı alıyoruz. Ve kılıcımız tamamlanmış oluyor. Evet. Çok basit bir yapım var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.